Demet Hanım'la konuştum ben. Biliyor yani. Kolay olmadı tabii. Ya, elimden geleni yapıyorum. İtiraz da ettik. İki gün sonra davamız var. Ama... Aması şu anda tek şüpheli o. Ya, verilen ifadeler de etkili oldu. Sizinle çalışan bir kız vardı. İsmi Ayşen. Hı hı. İkisini kavga ederken görmüş. Aralarında ne tür bir ilişki var bilmiyorum demiş ama bu ifadelerde mide bulandırıyordu. Ayşe'ne bak sen ya. Ne alakası var şimdi? Ama sen şey demiştin, kavgayı duyan bir komşu var demiştin. Aynen öyle var, evet. Yahu ben anlamıyorum. İbrahim, polis olay yeri inceleme yapmadı mı? Parmak izidir, ne bileyim, ayakkabı izidir bir şey bulamadı mı yani? Parmak izi alır da ayakkabı zor. Cihan'cığım, onlar Amerikan dizilerinde oluyor, bizde olmuyor. Bir dakika İbrahim, yani parmak izi derken ben de böyle birkaç kere toplantı için gittim oraya. O zaman benim parmak izim de var yani, nasıl? Tülüncüğüm, sana sıra gelene kadar öyle işlemiyor süreç. Adamlar her şeyi araştırıyor, eliyorlar yani. Bu arada adamın cep telefonuna ve bilgisayarına da yer koymuşlar. İncelendi ama bir şey çıkmadı. Yok canım ya, gelmene gerek yok. Yalnız değilim sonuçta. Ya tamam değilsin de şimdi o saçma sapan konuşur diye gelmek istiyorum ben. Pek konuşmuyoruz zaten. Önemli değil yani. Anladım canım. Ya bak şimdi ben eve geçiyorum. İstediğin zaman arayabilirsin, tamam mı? İstediğin zaman çıkar gelirim yani. Tamam canım, çok sağ ol. Görüşürüz. Davanın seyrini değiştirecek kesin delillere ihtiyacımız var. Tanık lazım diyorsun yani. Ya da güvenlik kamerası görüntüsü falan. Onu da ilk gün sordum ama o da yok. Ne kadar güzel çıkmışsın, gördün mü? Evet. Ay teşekkür ederim. Anne sen de baksana. Evet. Dün oturdum, bizi seyrettim. Onun için diyorum ki ben... Artık daha fazla uzatmayalım. Hayatım, ne oldu, daldın gittin? Yok bir şey, yok. Ya İbrahim bir şey soracağım. Polisler hala araştırıyorlardır herhalde, değil mi? Yok, onlar ilk gün bitirir çıkarlar. Ne zor tabii. Ya ne diyeceğim, benim bir Melda'ya gitmem lazım. Yani müsaadenizi istesem olur mu? Tamam canım. Bir gelişme olursa bana haber verirsiniz, olur mu? Tamam. Bu sefer de sana tost yaptım. Ne olacak bu işin sonu? Neden ki? Ya herhalde 1000 kilo falan olacağım, böyle yedirip içiriyorsun beni. Bir şey olmaz. Seni yemen gerekiyor şu an. O niye? Çünkü hani moralin bozuk olunca anneler yapar ya böyle çay, kahve, kurabiye getirirler mesela. Şimdi ne yapıyordur acaba? Böyle kesin bir köşeye oturmuştur. Kollarını kavuşturmuştur. Kötü kötü etrafa bakıyordur. Belki de onlarla kanka olmuştur. Oturuyordur, gülüşüyorlardır. Çay falan içip sohbet ediyorlardır beraber. Film değil canım, bu gerçek hayat. Yani sen de onda haklısın. Sen niye yemiyorsun? Yiyorum. Yani yedim. Neden korkuyorsun? Ne gibi? Yani gerçek hayatta. Seni en çok ne korkutuyor? Bak. Benim annem çok güzel. Yani sonuçta eski güzel kraliçesi. Bir de bana bak. Ne onun kadar uzunum. Ne onun kadar zayıfım. Ne de güzelim.
başarı desen o da yok. Mesela bir ortama girdiğimizde direkt bütün gözler annemin üstünde. Hemen dikkat çekiyor. Ama beni fark etmiyorlar bile. Bence öyle düşünme. Yani sen çok... Ben bakarım. Selam. Selam. Zeynep bahçede geçebilirsin. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne olsun işte. Zeynep o adammış. Kim o adammış? Hani Nalan'la bir adam konuşmuştu demiştim, görmüştüm. Öğrenememiştim kim olduğunu. Evet. İşte o yani ölen adam. Cem, sayarlarda çalışan adammış. Yani. Senin ne işin var burada? Zeynep'i merak ettim. Gidebilirsin. Nerede, odasında mı? Hayır. Barış geldi. İkisi bahçede oturuyorlar. Biraz yalnız bırakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.